Monster Notebook YouTube kanalından herkese selamlar. Ben Burhan Altınsoy. Bugün 12. nesil Intel işlemci ve Nvidia'nın Maxby, yani maksimum performans odaklı RTX 3070 Ti ekran kartından güç alan Monster Sulpar T7 ve 21.9'a yakından bakacağız. Sadece 2.3 kilogram ağırlığa ve 20 milimetre kalınlığa sahip olan bilgisayar, magnezyum alaşımlı kasası sayesinde ısı dağılımını efektif bir şekilde yapabilirken, kasanın korozyon direnci de oldukça yüksek. Yüksek performans genellikle yüksek ısıyı da beraberinde getiriyor. Fakat bu bilgisayarda birazdan detaylı bir şekilde anlatacağımız 12. nesil Intel işlemci ve RTX 3070 Ti ekran kartı bulunuyor. Cihazın içinde güçlü donanımlar olması kadar bu donanımların iyi bir şekilde soğutulması da çok önemli. Eğer bilgisayarın içindeki donanımlar yeterli bir şekilde soğutulmazsa performans önemli ölçüde düşer. İşte bunun önüne geçmek için sıvı metal termal macun destekli 3. nesil X-Cooling soğutma teknolojisi karşımıza çıkıyor. Sıvı metal termal macun diğer termal macunlara göre çok daha etkili bir ısı iletkenliği performansı sunuyor. Cihazın arka tarafında 2.5 gigabit gibi oldukça yüksek hıza çıkabilen Ethernet portunun yanında HDMI 2.1 ve USB-C portunu görüyoruz. Hava çıkış ızgaraları ve güç girişi de yine cihazın arka tarafında yer alıyor. Sol tarafta Kensington kilidi ve USB 3.1 portunun yanı sıra kulaklık mikrofon girişleri yer alırken diğer tarafta 2 adet USB 3.1 girişi ve microSD kart okuyucu bulunuyor. Bilgisayarın arka tarafının yanı sıra hem sağ hem de sol tarafında hava ızgaraları bulunuyor. Thunderbolt 4 ve DisplayPort teknolojileri USB-C portunda bir araya getirilirken 40 gigabit veri aktarım hızına ulaşılabiliyor. Cihazın tasarımına katkı sağlayan en büyük detaylardan birisi de 4 bölgeli aydınlatmaya sahip olan RGB klavye. Monster kontrol merkezi üzerinden klavyenin renklerini kolay bir şekilde değiştirerek görsel açıdan kendinize göre ayarlayabiliyorsunuz. İşlemci ve performansa geçmeden bu güçte bir bilgisayarın gerçekten bu incelikte oldukça etkileyici olduğunu söyleyebilirim. 17.3 inçlik ekrana sahip ve oldukça güçlü bir bilgisayar için hem ağırlığın hem de kalınlığının oldukça makul olduğunu, kabul edilebilir seviyede olduğunu düşünüyorum. Ya bu boyutlarda çok daha ağır, çok daha düşük performansa sahip bilgisayarlar hatırlarsanız kullanmışsınızdır. Gün geçtikçe bu güçteki bilgisayarlar masaüstü performansa sunabilecek güçte bilgisayarlar artık inceliyor ve hafifliyor ve bu da tabii bizim gibi kullanıcılar için verimli bir deneyim elde edilmesini sağlıyor. Tasarım oldukça sade. Ya bir gaming bilgisayardan bekleneceğinden daha sade. Fakat yine arkadaki bu hava girişleri ve şöyle yandan profilden baktığınızda o oyun bilgisayarı hissini çok net alıyorsunuz. Sadece daha ince ve daha kolay taşınabilir bir bilgisayar var elimizde arkadaşlar. Siz de bu bilgisayarın tasarımıyla ilgili Monster'ın gün be gün gelişen, değişen ve ilerleyen tasarımıyla ilgili görüşlerinizi yorumlarda yazabilirsiniz. Sulpar T7 ve 21.9 donanım tarafında yeni teknolojileri kullandığı için birçok dikkat çekici özelliğe sahip. Bunlardan ilki Intel'in 12. nesil işlemcilerinden güç alıyor olması. Bu yılın ilk çeyreğinde tanıtılan Core i7 12700H alışık olduğumuz 8 veya 16 çekirdekli işlemcilerin aksine 14 çekirdekli bir yapıyla karşımıza çıkıyor. İşlem çekirdeklerinden 6 tanesi yüksek performans, 8 tanesi ise verimlilik odaklı. Alder Lake'in yapay zeka destekli yapısı sayesinde günlük işlerde sadece 8 verimlilik çekirdeğini kullanan işlemci ısıdan ve sesten uzak bir deneyim sunuyor. Ancak oyun oynama, video düzenleme, makine öğrenme ve 3D görsel işleme gibi yüksek performans ihtiyacının ortaya çıktığı durumlarda yükü 6 performans çekirdeği üstleniyor. Performans çekirdeklerinin tüm gücünü kullanmanız gerektiğinde arka plan uygulamaları verimlilik çekirdekleri tarafından yönetiliyor. 24 MB ön belleğe sahip olan ve günlük kullanımda 45 watt civarında güç tüketen işlemcinin tam yük altında çektiği güç 115 watt seviyesine kadar çıkarken çalışma frekansı 4.7 GHz seviyesine ulaşıyor. Bu işlemciyi geçen yıl piyasaya sürülen ve birçok bilgisayarda karşımıza çıkan Core i7 11700H işlemciyle kıyaslarsak Cine5 R23, Pathmark CPU ve Geekbench 5 testlerinin ortalamasını aldığımızda %20 performans artışı sunuyor. 12. nesil Intel işlemcilerle DDR5 teknolojisine geçiş yapan Monster, serinin en üst modeli olduğu için tahmin edebileceğiniz gibi bu bilgisayarda DDR5 RAM'lere yer veriyor. Ancak Intel'in bu işlemcisini kullanan DDR4 RAM'e sahip modellerinde olduğunu belirtelim. DDR4'e kıyasla 2 kat fazla bant genişliği sunan DDR5, çok daha yüksek performanslı olmasına rağmen daha az güç tüketiyor. 2 adet 8 GB olmak üzere toplamda 16 GB kapasitede olan RAM'ler 4800 MHz hızında çalışıyor. Tabii cihazı satın alırken ek ödeme yaparak daha yüksek RAM kapasitesi elde edebiliyor ya da satın aldıktan sonra kolay bir şekilde siz de RAM değişimi yapabiliyorsunuz. Bu cihaza 500 GB'lık Crucial P2 PCIe M.2 SSD eşlik ediyor. 2300 MB saniye okuma ve 940 MB bölü saniye yazma hızları elde edilen bu SSD oyunların 200-300 GB seviyesine ulaştığı günümüzde depolama alanı bakımından bazı kullanıcılara yeterli gelmeyebilir. RAM'le benzer şekilde
de daha yüksek bir kapasiteyle, daha yüksek bir dahili depolama alanıyla bilgisayarı satın alma imkanınız bulunurken, anakart üzerindeki diğer boş slotları da doldurarak depolama alanınızı arttırabilirsiniz. Yıllar önce bir bilgisayarı değerlendirirken işlemci ve RAM'ler ilk söylenen özellikler olurdu. Fakat günümüze baktığımızda ilk sırayı ekran kartı alıyor. Herhangi bir kullanıcı yeni bir bilgisayar satın alırken içinde şu ekran kartı var, sence nasıl? Bu ekran kartı olan bir bilgisayar almalı mıyım? Beni ne kadar götürür gibi sorular soruyor. Ki bilgisayarı oyun oynamak, video işlemek gibi grafik gücü gerektiren işler için alıyorsanız zaten sizin de en çok dikkat edeceğiniz konu muhtemelen ekran kartı oluyor. Toolpart T7 ve 21.9 bir bilgisayarda yer alabilecek en iyi ekran kartlarından birine. Nvidia GeForce RTX 3070 Ti'ye ev sahipliği yapıyor. RTX 3080 ve 3070 arasında konumlandırılan bu ekran kartı 8 GB DDR6 belleğe ve 256 bit veri yoluna sahip. Ekran kartında yer alan GA104 yongası Samsung tarafından 8 nanometre fabrikasyon süreciyle üretildi. Ekran kartının güç tüketimi 125 watt seviyesinde ancak Nvidia Dynamic Boost 2 teknolojisi sayesinde ihtiyaç halinde ekran kartına 25 watt daha ek güç sağlanabiliyor ve böylece dar boğazların önüne geçiliyor. Yüksek performansa ihtiyaç duyulmayan gündelik işlerde Nvidia yerine Intel grafik yongasını kullanan bilgisayar önemli ölçüde enerji tasarrufu sağlıyor. Fakat dilerseniz Intel'i kapatarak doğrudan Nvidia GPU'yu kullanma seçeneğine de sahipsiniz. Nvidia tarafından geliştirilen ve oyun oynarken prize takılı dizüstü bilgisayarınızın daha sessiz çalışmasını sağlayan Whisper Mode 2'nin yanı sıra işlemcinin ekran kartı belleğine tam erişimini sağlayan ve böylece işlemci ekran kartı arasındaki veri akışını hızlandırarak performansı artıran Resizable Bar teknolojisi de Toolpart T7'de yer alıyor. Son olarak tüm Monster Notebook'larda Nvidia ekran kartlarının Max-P versiyonlarının kullanıldığını hatırlatayım. Birazdan bu bilgisayarın oyun performansına birlikte bakacağız. Fakat öncesinde bahsetmemiz gereken çok önemli bir bileşen daha var. Ekran. İsterseniz dünyanın en iyi işlemcilerini, en iyi ekran kartlarını bir araya getirin. Başarılı bir ekrana sahip değilseniz iyi bir deneyim elde etmeniz mümkün değil. Toolpart T7 ve 21.9'un 17.3 inç büyüklüğündeki ekranı uluslararası standart olan 2'den küçük Delta E değeriyle profesyonel ihtiyaçlara cevap verebilecek seviyede. 165 Hz yenileme hızına ve 3 milisaniye GTG tepki süresine sahip olan panel, 1000:1 kontrast oranı sunarken sRGB renk gamutunun %100'ünü, NTSC renk gamutunun ise %72'sini destekliyor. Yani hem oyun için hem de profesyonel işler için yeterli bir ekrana sahip. Şimdi hep birlikte RTX ve DLSS teknolojileriyle güçlendirilen bu bilgisayarın oyun performansına bakalım.
love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Intel'in Wi-Fi 6 AX201 kablosuz ağ adaptörü sayesinde gigabit seviyesinde hızlara çıkabilen ve gecikme sürelerini minimum seviyede tutan bilgisayar, Bluetooth 5.2 desteğine sahip. Sound Blaster 6 Plus sinema sayesinde oyun, film ve müzik başta olmak üzere farklı kullanım profillerine göre ayarlanmış özel ses ayarları arasında geçiş yapabiliyor ve bu sayede 2 watt gücündeki iki hoparlörden en iyi şekilde yararlanabiliyorsunuz. 91.24 watt bölü saatlik 6 hücreli 7900 mAh kapasiteli batarya sayesinde prizden uzak kaldığınız durumlarda günlük işlerinizi rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Fakat yüksek performansa ihtiyaç duyduğunuzda bilgisayardan tam performans alabilmek için prize takılı olması şart. Monster Notebook'tan alışık olduğumuz şekilde bu bilgisayarı satın aldığınızda da Monster sırt çantası hediye olarak geliyor. Toolbar T7 ve 21.9 FreeDOS işletim sistemiyle geliyor. Windows'u satın aldıktan sonra siz yükleyebilirsiniz veya satın alma aşamasında Windows 11'i de ekleyebilirsiniz. Bu şekilde bilgisayarınız Windows 11 kurulu şekilde gelir ve lisanslı bir Windows sürümüyle Windows 11 ile birlikte bilgisayarınızı kullanmaya devam edebilirsiniz. Monster Control Merkezi üzerinden bilgisayarın şarj dolumundan, performansına, fanından, ışıklandırmasına kadar tüm detaylarına bir tıkla ulaşabilir ve değişiklik yapabilirsiniz. Oynayamadığınız oyun olursa 15 gün içerisinde para iadesi ve ömür boyu ücretsiz bakım garantisi bulunan Toolbar T7 ve 21.9 oyun oynamaktan video düzenlemeye kadar yüksek performans gerektiren tüm işlerin altından başarıyla kalkabilecek bir bilgisayar. Siz de benim gibi yoğun olarak bilgisayarda çalışıyor olabilirsiniz ve bunun yanında yüksek performans gerektiren oyunları oynamayı da seviyorsanız Toolbar T7 ve 21.9 bu ihtiyaçlarını karşılayacak iyi bir model gibi görünüyor arkadaşlar. Monster Toolbar T7 ve 21.9 ile ilgili tüm sorularınızı yorumlarda sorabilir. Yeni ürünlerden ve kampanyalardan anında haberdar olmak için Monster Notebook YouTube kanalına abone olabilirsiniz. Ben Burhan Altınsoy. Sonraki bölümde görüşmek üzere.